Merhabalar, Oğuzhan Keleş, Keleş İnşaat ortaklarından. 1980 doğumluyum. Halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunuyuz. Keleş İnşaat olarak bu yıl Büyükşehir Belediye'miz, Ticaret Odamız ve Kocaeli Yapı Müteahhitleri Birliği olarak düzenlenen, ikincisi düzenlenen ev ve evlilik konut fuarındayız. Öncelikle Kocaeli bilindiği gibi Türkiye'nin sanayi kenti, lokomotif kenti, birçok yerli ve yabancı sermayenin, birçok sanayi ve endüstrinin olduğu bir kent. Ama maalesef buna paralel fuar kültürünün daha henüz oturmadığı bir kent. Öncelikle böyle bir kültürü geç de olsa hayatımıza sokan, hayatımızda böyle bir kültür oluşmasına sebep olan Büyükşehir Belediye'mize, Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir kentin çok geç kalmış bir kültürünü şu an yerleştirme çabasında oldukları için. Kolay değil. Nihayetinde bulunduğumuz coğrafya ciddi bir ticaret hacminin olduğu bir bölge. Dibimizde İstanbul, diğer tarafımızda Bursa. Bu üçgende sizin çok farklı bir şeyler yaparak ancak kendinizi ortaya çıkarabilirsiniz. O anlamda geç kalınmış da olmuş olsa bugün bu fuarlar gerçekten Kocaeli için, Kocaeli'nin tanıtımı için, burada iş yapan firmalar için ve burada yatırım yapmayı düşünen firmalar için çok çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum ilgili paydaşlara böyle bir organizasyonla bizleri, firmaları buluşturduğu için. İnşallah zamanla her yıl bir önceki yıldan daha iyi olarak devam ediyor. Bu yılda gözlemlediğimizde gerçekten gayet güzel bir ortam var. İnsanlar geliyor, geziyorlar, bakıyorlar. Kocaeli'de yaşayan insanların da artık bu kentte fuarların olduğunu, senede 3, 5 artık neyse bu fuar alanında bir takım organizasyonların olacağını biliyorlar. Böyle bir bilinçaltlarına yerleşiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çok çok daha geniş katılımlı, sayı olarak da, firma olarak da çok daha geniş katılımlı olacağı ümidindeyiz. Öncelikle Kocaeli Ticaret Odası kamuoyundaki daha önceki şu algısını kırdı. O yüzden öncelikle tebrik ediyorum Ticaret Odası Başkanı ve yönetimini. Kocaeli Ticaret Odası halka bir yayıldı. Yani bugün bakıldığında Kocaeli Ticaret Odası halkın her kesiminden insanın rahatlıkla odaya gelip kendisinden bir şeyler bulabileceği sıcak bir ortamda çekinmeden girerek derdini, sıkıntısını anlatabileceği bir kurum haline geldi. Artık bundan sonra Kocaeli Ticaret Odası'nda yöneticilik yapmak çok kolay olmayacak. Bir kere bir çıta yükseldi. Bu kesinlikle ben bunu bu noktaya getiren değerli başkanımıza ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir önceki yönetimin de Ticaret Odası'na çok ciddi katkıları olmuştur. Fiziki yapısıyla, içeriğiyle ama kırılma anı, tabana yayılma anı mevcut şu yönetimle gerçekleşti. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Bundan dolayı da mevcut başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz.